Yani biraz bu mantığı bence oturtmak gerekiyor. Çünkü komplo teorilerinin işlemesi için sizin bir gruptan, bir kitleden, bir kişiden korkmanız gerekir. Bir korku bir dışlamayı getirir ve ister istemez bir ırkçılığa varmanız, bir ayrımcılığa varmanız çok zor değil. Yani burada komplo teorileri kaynak olarak bir bilgisizlik, bir yetersizlik olsa da bu bir yerden sonra sizi doğal olarak daha insanlara karşı olumsuz bakmaya doğru götürür. Ve bu öyle bir şey ki, hani hayatında bir Yahudi ile tanışmamış bir insan Yahudilere karşı negatif duygu besliyor. Bu bunun bir açıklaması olması gerekir. Yani tabii ki burada şeyi kastetmiyorum, Filistin-İsrail meselesinden falan kastetmiyorum ama hiç o meselenin dışında niye sen sevmiyorsun deyince bir cevap yok, tanımıyor zaten. Esasında da bu biraz böyle, hani bir normal Yahudi ile birebir karşılaşan insan bunun öyle bir şeytani bir şekilde dünyayı yöneten bir insan değil. Akşam eve gidip yemek yiyen bir insan olduğunu görecek. Akşam eve gidip yemek yiyen bir insan da dünyayı yönettiğine falan kimse inanmaz. Yani burada cehaletimiz, esasında önceden ayrışmamız bu komplo teorilerini besliyor bence. Şimdi biraz daha, madem bu kadar komplo teorilerine laf söyledik, bir de tam tersinden gideyim. Çok ilginç bir komplo teorileri üzerine araştırırken çok ilginç bir isimle ben karşılaştım. Bu sürpriz bir şeydi. Türkiye'deki mesela komplo teorisyenleri genelde batıdan bir iki isim alırlar. Bu isimleri allarlar, pullarlar, Türkiye'ye satarlar. Mesela şimdi bir tane ben yapayım. Cassas Zane diye bir Harvard'lı hukuk profesörü var. Bu beyefendi Obama'nın okul arkadaşı ve beyefendinin eşi Obama'nın kampanyasına çalışmış bir kadın. Ve hakikaten burada anlattıkların hepsi gerçek. Ve bu Cassas Zane çok ilginç bir şekilde 2005 yılında vesaire, daha Obama iktidara gelmeden önce bir komplo teorisi üzerine makale yazıyor. Ve burada da orada Gökhan hocamdan biraz ayrışıyorum. Amerika'da komplo teorileri giderek daha ciddi bir sorun haline gelmiş durumda bence. Ve bu da 11 Eylül sonrası toplumda Amerika'da güvensizlik, korku ve ayrışmanın kaynaklarından biri. Ve şu an özellikle daha önce bahsettim, işte kitle iletişim kanallarının açılmasıyla beraber nasıl Fransız ihtilaliyle o paralel matbaanın yaygınlaşması, o bir anda çok satan yazarların oluşması, Türkiye'de işte 1908-1900'ler ilk, onunla beraber şu an esasında komplo teorileri bir rönesans yaşıyor dünyada. Ve sosyal medya normalde komplo teorilerinin itibar görmeyeceği alanlardan, mainstream medyada kimileri komplo teorilerine itibar görmezken sosyal medya sayesinde her komplo teorisinin bir alıcısı olabiliyor. Yani siz ne söylerseniz onu yiyecek bir insan var karşınızda. Yani ne saçmalarsanız saçmalayın, onu kabul edecek bir insan var. Şimdi bu öyle bir noktaya gelmiş ki Amerika'da bu Cassas Zane bu forumlar üzerinden gidiyor. Forumları değerlendiriyor ve Amerika olarak buna karşı ne yapabiliriz sorusunu soruyor. Amerika olarak teorik olarak hiçbir şey yapamazlar. Çünkü düşünce özgürlüğü var. Orada tabii gene Gökhan Hoca bahsetti. İster istemez eleştiri, sorgulama tabii çok daha özgür. Hiçbir şey yapamazlar. Ne yapmamız gerekir? Orada uluslararası komplo teorisyenlerini çok fazla zorlayan, kızdıran daha doğrusu bir iddia atıyor makalesinin sonunda. Çok çarpıcı. Biz diyor Amerika Birleşik Devletleri olarak bu komplo teorilerine karşı mücadele edemeyiz. Biz buna karşı kendimiz bir kısım bilgiyi sızdırıp bir şekilde komplo teorilerini besleyip bu komplo teorilerinin ülkedeki yarattığı kaosu, güvensizlik ortamını azaltmaya çalışalım diye. Komplo teorisyenler de buna daha fazla kızıyorlar tabii. Bir anda adam orada ünlü oluyor. Yakında belki bu söylediklerime sonra Türkiye'de de ünlü olur. Çok çarpıcı yani. Burada öyle bir nokta ki artık komplo teorileri bence toplumlardaki belli kısım insanın yönetilmesinin bir aracı, aracı bile diyebilirim yani. Bu öyle bir şey, çünkü insanlar sorgulamıyorlar, insanlar sizden basit gerçekleri istemiyorlar artık. Yani orada aynen o Humane'in dediği gibi bana karpuz fiyatlarını sormayın diyor. Yani öyle, sizin hayatınızdaki gerçek somut şeyler artık tartışılmıyor. Yani bu da tabii mesela bizim Türkiye açısından da bu biraz böyle. Yani Türkiye'nin, mesela ben şu an size söylesem, Türkiye dünyanın nüfus olarak %1'idir. Ekonomi olarak %1'idir. Bu, şu anda Türkiye'de birçok insanın içi acır bunu duyduğu anda. Türkiye dünyanın %1'idir demek. Ama ayıp bir şey değil de Türkiye dünyanın %1'idir. Nüfusu %1'idir. Ekonomisi %1'idir. Türkiye bu hamasetle yaşayan bir ülke olduğumuz için tabii bunlara alışkın değiliz. Ve bu yüzden de biz komplo teorilerine biraz fazla yatkın, menyel bir toplum haline geldik. Şimdi
biraz daha izniniz varsa devam edeyim. Bu komplo teorilerinin ideolojik çerçevesi çok belli değil. Yani burada mesela ben evde uzun uzun düşündüm. Size mesela Aytunç Altındağ'a dair bir şeyler anlatayım istedim. Aytunç Altındağ'ı nereye koyacağımı bilemedim. Şimdi öyle bir şey ki her şeyi söyleyebilirim Aytunç Altındağ için. Yani solcu mu desem, Kemalist mi desem, bazen Refah Partisi'nin yanında. Ya tam bir belli değil, sınırlar belli değil. Ya orada öyle bir kendince bir alanı var ve o alan içerisinde konuşabiliyor. Ve öyle bir şey ki söylediğiniz sözlerin esasında çok bir takipçisi yok. Ve bir noktadan sonra sizin karşınızda mesela sizin söylediklerinizi önünüze getiren birisi yok. Mesela daha yeni Amerikan seçimleri oldu. Sayın Altındal çıktı. İşte bu seçimin kaybedeni İsrail dedi. Tamam, İsrail doğru kaybetti. Ama bunun arkasında Obama çıktı. İsrail'in tüm savunma hakkını tanıyoruz dedi. Şimdi ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Soran yok. Yani anlatabiliyor muyum? Ve resmi bir şey olmadığı için de o orada sorgulayan o üst konumunda duruyor. Hiçbir şekilde onun peşinden giden yok. Yani o çok rahat bir şey. Hakikaten tavsiye ederim. Yani komplo teorisyen olmak hem eğlenceli, bakın bahsettim. Hem de böyle siz arayan yok, soran yok, sorgulayan yok. Bir makale yazsanız hani işte intihalinden tutun her şeyini 1000 kişi sizi didikler. Kolay değil yani hani. Ama böyle bir komplo teorisi ortaya attığınız zaman herkes sizin ağzınızın içine bakarak sizi dinliyor. Çok çok zevkli bir şey. Ve hani mesela buradaki insanların yaş ortalaması ne mutlu ki genç, küçük. Onları mesela hatırladım. Mesela Aytunç Altındal 2000'lerden önce mesela Fethullah Gülen'in gizli bir kardinal olduğunu iddia etti. Şimdi ya bu iddia edildi. Türkiye'de bunlar tartışıldı. Fethullah Gülen gizli kardinal midir, değil midir? İnsanlar çıktılar, konuştular. Aklı başının acaba gizli kardinal, belki de gizli. Şimdi bunu hani birisi bir laf atıyor. İstersen kanıtla. Dünyanın merkezi neresidir? Bu eşeğimin ayağının ucudur. Yani bu, her şeyi söyleyebilirsiniz artık. Bu öyle bir inanılmaz dehşetli bir rahatlık durumu. Ve öyle bir şey ki şimdi kötü yanı şu. Mesela Aytunç Altındallar, Yalçın Küçükler çok yani kaliteli adamlar diyemem ama orijinal insanlar en azından. Bunların ama takipçileri artık orijinal de olmuyorlar. Bir yerden sonra mesela Yalçın Küçük'ten Gürkan Hacır'a doğru geliyor olay. Daha da vasatlaşıyorsunuz siz. Komplo teorileri sizi esasında onları okurken bir anda dünya gözünüz aydınlanıveriyor. Kendinizi biraz zeki hissediyorsunuz. O an hakikaten o saf vatandaştan uyanık vatandaşa doğru geçiyorsunuz. Çok güzel. Ama esasında böyle bir şey olmuyor. Sabah kalktığınız zaman yine aynı o saf vatandaşsınız siz esasında. Hiçbir şey değişmiyor yani. Hani o orada esasında hakikaten Yalçın Küçük tiyatral orijinal bir insan. Doğru. Her hiçbir şeyine katılmıyorum. Ama orijinal bir insan. Ama Yalçın Küçük takip edenler o da değiller. İşin acısı biraz bu. Yani onu da aklınızda bulunsun. Eğer Yalçın Küçük takip edecekseniz fazlaca o yüzden eğer ciddi alırsanız orijinalitenizi de kaybediyorsunuz. Ben açıkçası biraz daha fazla materyal hazırlamıştım ama ne dersiniz, keseyim mi, devam edeyim mi? Devam edeyim, tamam. tamam, çok güzel. Şimdi Türkiye'de dediğim gibi komplo teorisyenleri üzerinden yürüyor ve ben gene burada öyle bir sınır var ki siz... komplo teorisyenlerinin takipçileri var esasında ve bunları her yerde takip ediyorlar bunlar. Ve bunların kitaplarını falan okursanız büyük hayal kırıklığına uğrayacaksınız, onu söyleyebilirim. Hani Yalçın Küçük, Aytunç Altındağ vesaire, bunların tümünün kitapları zırva. Zırva derken şu, kitap olarak kalitesiz ve çünkü şundan dolayı bir kitapta ister istemez bir kitap adı üzerine bir düzen sonucudur. Yani bir kitabın bir içindekiler kısmı vardır. Kaynaklar kısmı vardır, giriş, gelişme, sonuç vesaire. Bu komplo teorisyenlerin kitaplarına baktığınız zaman çok ilginç bir şekilde hepsinin benim şu anki üslubum gibi dağınık, tutarsız, oradan oraya atlayan, daldan dala giden şeyler olduğunu görürsünüz. Bunlar komplo teorisinin esasında doğal sonuçlarıdır. Yani bir komplo teorisyeninin kitabını aldığınız zaman o kitaptan tatmin olmazsınız. Kitaplarını almayın. Buradan da size önerebilirim. Bunun haricinde şimdi Türkiye'nin biz... Şeye baktığımız zaman biraz tekrar isterseniz tarihe döneyim ben. Türkiye'deki komplo teorilerinin ilk ve ilk şeytanımız bizim Masonlar ya Yahudilerdi. Onun üzerinden bunun yanına Amerika geldi. Ve bu bizim ister istemez bir İslami kesim batılılaşmayı yanlış bir şekilde bence
esasında kavram olarak tartışmak yerine batılılaşan insanlar üzerinden tartışmaya gitti bir kısmı. Orada da bir hata yapıldı. Burada çeşitli şeytanlaştırmalarımız oldu ve burada bizim tezlerimiz ister istemez yanlış noktalara doğru kaydı.